Hayırlı günleriniz olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize kızlar. Bugün günlerden berfi. Simiş'le berficinin ziyaretine gideceğiz. O da böyle sağlıklı ekmek çok seviyor, cevizli falan. Bu hazır bir karışım. Bunu zaten ara ara yapıyorum, görüyorsunuz videomda. Geçen de villadan almıştım ya bunu Can'la birlikte. Dedim ekmek yapın. Kaç gündür de yanına gitmedim. Öyle telefondan her gün konuşuyoruz da. Yanına gitmedim. Bunu 600 milim suyla paketi yoğuracağım. Güzelce kabaracak. Ondan sonra fırına vereceğiz. Fırında pişsin. Mi? Ya aşkım, buna hiç yardım gerek yok. Bunu anne kaşıkla karıştırıyor hayatım. Tek mi kaşıkla? Evet. Bu hamur çok böyle ıslak oluyor, insanın eline yapışıyor. O yüzden yardıma gerek yok. Hayır. Ama sonra seni çağırabilirim. O zaman eldiven takarım. Tamam, sonra eldiven takarsın. İşte onu yapayım. Bilmiyorum, bakalım. Simiş de belki biraz makarna salatası yapar, güzel yapıyor, sebzeli. Ondan yapsın, götürürüz beraber, orada yeriz berfemle canım benim. O sudan biraz içeyim mi? Ooo, ılık su, bu senin için bulacağız. O zaman ben... Hadi kızlar, sonra ekmeği yapınca size gösteririm arada. Şimdi bu unu buraya karşıdan, bunun içerisinde tuzumuzu, her şeysi var. Hiçbir şey katmanıza gerek yok. Ama ben gene de yarım paket kuru maya katıyorum. Yani ben dediğim ne yapıyorum? Dediğim gibi katmak zorunda değilsiniz. Ooo, palliler gibi su içiyor. Bak, bir bakın, bir bakın. Tamam, suyumuzu fazla harcama. Aşkım, bardak orada. Tamam. Ama bunu da böyle tutman lazım. Kızlar, şu şekilde suyu da kattım. 600 milim de su. Böyle ele yapışkan bir hamur olacak. İsterseniz hamur makinesiyle de yaparsanız, isterseniz böyle bir tahta kaşıkla da yaparsınız. Biraz güzelce karıştıracaksınız. Ondan sonra kabaracak. Kalıbına dökün. Bir defa da kalıpta kabarsın, ondan sonra fırında pişireceğiz. O hadi bakalım, ben bir güzel karıştı. Kek mi yapacağız? Yani bu berfiye ekmek yapıyoruz azadın. Kızlar, hamurumuzu böyle iki tane kalıba boşalttım. Birazcık da burada kabarsınlar. Ondan sonra fırında pişireceğiz. Aslında ekmek kabartma kalıbım da var da nişasta yok ya. Onlara yapışabiliyor, nişastayla unla karıştırıp yapmamışsınız. Sade un olunca altına şey gelin. Şöylece fırına indireceğim. Güzelce bir biraz kabarsın. Ondan sonra 220 derecede kızarana kadar pişireceğiz. Hadi bakalım. Evet kızlar, şöyle makarna salatamız da hazır. Yaz aylarının vazgeçilmezi. İçinde bolca yoğurt, mayonez var, yeşil soğan var, salatalık var, domates var, sarımsak var. Ondan sonra varsa tabii ki taze dereotu, nane, maydanoz da katabilirsiniz. Çok çok efsane oluyor o şekilde. Ama yok, yapışımızı gösterecektim ama zamanım yok. Böyle hemen hızlıca hazırladık. Ekmekler de pişiyor, az kaldı. Bakın şöyle. 10 dakikada pişsin, sonra çıkaracağım. Soğuduktan sonra da gideriz berfeme. Hadi bakalım. Berfemin ekmeğine bohçaya sarayım. Simiş, kalkıp hazırlansana Simiş. Şöyle poğaçayı sarayım. Bak Simiş, eski köydeki gibi yapıyorsun. Böyle ekmeği poğaçaya sararlardı. Soğumasın diye. Şimdi Beyhan'ın ekmeğini de biz de poğaçaya saralım. Şöyle saralım. He aşkım. Berfem'in ekmeği. Şu küçük de bize olsun ha Simiş. He, küçük de bize kalsın ha şurada. Da bize kalsın. Onun üstünü örteyim de yazık soğusun. Ondan sonra kalıptan çıkaralım. Simiş şu an büyük bir depresyon yaşıyor. Telefonumu unutmuşum. İlk defa tebrik ediyorum seni Simiş. İlk defa. Kendimi unuturdum ama telefonumu unutmazdım. Bu sefer telefonu unutmuş. Yazık, çok dertli. Neyse hadi Simiş, be, boş ver. Geri dönüşeceğim, bir saat sonra tren var. Yok yok, hiç gerek yok. Bugün de telefon kullanma, ne olacak? Sohbet ederiz kendimize. Ben önemli zamanda gittim. Gidelim Beyhan'a gidelim. Sen de beni göster de kızlara. İlosa şimdi bir anda gözüm daha var. Ben de şöyle hemen gömlek giydim. Siz bu sizin gömleğiniz kaç senedir var biliyor musun? Biliyorum, ben almıştım zaten. Yani 10 sene rahat dik yaşmıştım. Hala hep yeni duruyor. Çok iyi bir gömlek, saydeli. Sapenli. Pantolonumu giymişim. Bunu da ben Türkiye'den aldıydım. Çamaşır manaşır satıyorlar ya orada. Böyle bol pantolon 150 TL'ye. Şimdi kendime rahat rahat konforlu giyiyorum işte. Ne yapalım? Belki gidip bile fazla video falan çekemem kızlar. Çünkü onunla ilgilenip konuşuruz.
Sonra belki bu videoyu, çünkü kısa bir video oldu. Başka bir videonun üstüne eklerim. Gelsinmiş. Evet, bilekçi geliyor. Ver ben kartla dediğim telefonda. Benim fotos kartım ha, cüzdanımda. Hayırlı sabahlarınız olsun. Yeni bir güne hoş geldiniz. Kızlar biliyorsunuz dün Berfe'ye gittik biraz Simiş'ten. Biraz günümüzü orada geçirdik geldik. Kısa oldu vlog. Hani fazla bir şey çekmedim zaten. Berfe'mle konuştuk. Yemek yedik, oturdu. Sohbet ettik. Dedim bugün de devam çekerim. Yani iki günlük bir vlog olmuş olur. Bu arada adam gelecek. Şey yapacak, kapılarımızı yapacak işte. Bakalım biraz banyoyla tuvaletin kapısı daha sökülmemişti. Onları sökecek. Yine yani ev birbirine girecek. Yine toz, toprak, karabalık. Olsun aman bir hayırlısıyla bir taksa da birkaç kapı bari rahat etsek. Bilmiyorum işte bir bakalım. Öyle kızlar adamı bekliyorum. Şimdi gelir birazdan size azıcık gösteririm neler yaptığını. Sonra da Can'la biraz dışarı çıkarız. Dün de bahçeye gitmiştik o gün. Şey yaptıydı ya, incittiydi ya kendini. Bayağı ağrıyor. Geçmedi yani ağrısı. Ne bileyim kız işte o tekeri kaldırınca belini incitti. Daha öyle acıyor. Hadi kızlar sonra yine görüşürüz inşallah. Evet kızlar son durum. Banyoyla tuvaletin kapısını herhalde takabilecek bugün bilmiyorum. Olan yazık geldi yaptı. Her yer mahvoldu. Yine şöyle önceki usta demişti ki bu fayanslar falan tüm kırılacak. Yeniden yapmanız lazım. Bu oğlan maşallah hiç kırmadı. Aferin oğlana. Diyor ki ben biliyorum niye bunu onları çıkarıp yapmamış. Dedim demek ki sen daha ustasın, sana bırakmışlar bunları. Yani bak söktü işte yazık. Can da daha belli tutuldu. Bakalım bugün belki bunları halleder. Ondan sonra da diğerlerini yapar. Ne yapayım anam? Bizim evde iş bitmez. Yorumları okuyorum ben de 5 dakika şurada oturayım diye biri demiş dış kapıyı da yapsalar. Kızlar dış kapısını zaten yapacaklar. Onlar yangından hep mahvoldular. Şuralarını falan yapmışlar diye hatırlıyorsanız. Onlar siparişleri daha gelmedi. Bak komşunun kapısına ne çaktılar. O daha hiç oturamıyor içinde. İşte sipariş edilmiş baya daha kapılar gelmedi. Bir bizim iç kapılar gelmiş de işte Allah bilir kaç günde takılır. Bak ev gire bir an oldu. Her yer birbirine karıştı. Hazırda da çorba yaptım. Çorba içi yazık. Can da koltukta geri uzanmış. Ben de yorumları okuyordum kız. Video yükleniyor. Dedim bari az yorumlara göz atayım. Çay içtiydik şurada Can'la sabah. Anam. Benim her yerim tutulmuş kızlar bahçeden. Hadi bakalım. Değil mi kapıları? Aldın mı? Hazır tamam oyun alanı. Şöyle kapıları, çerçeveleri birbirine montaladı. Kızlar yapışkanla bir şeyler yapıştırdı. Öylece de çerçeve getirdi yapıştırıyor. Yazık ya zaten böyle çalışıyor. Dedim sağ ekmek verin. İstemedi oğlum. Dedi Yavuz'un var dedi. Kahve falan yaptım, içecek verdik işte. Dedim sağ tost yapayım istiyorsan yok dedi. Bak yazık öyle kapıyı takmaya çalışıyor yazık. Hadi kızlar. Kızlar biz dışarı çıktık adamlar çalışsın. Aşağıdaki ne de biri bizim evde çalışıyor biri de aşağıda. Bir de o yeşil dolabımızda hep toz. Her yer toz. Bir bitirsin de temizlik ne yapayım. Yanına iki tane kanka bul. Evin baştan sonra temizle. Her yer iğne deliğine kadar. Saç tava yapayım siz. Yiyin. Valla kankam da yok kurban oldum. Bacağını kırmış. Ayfer yok Türkiye'de. Var. Şahiste gelemiyor çalışıyor. Hadi dur oğlum. Nereden bulayım ben? Geçen gitti diyecektim ablaya o da. Ya ebediyen gelmez bu ya. Aynen. Neyse bitti. Hele bir bitsin de kapı mapı kızlar iş temizliğe kalsın. Valla bıktık artık. Ama çok 10 numara duruyor. Bilmiyorum ki çerçevelerini yapıyor işte. Güzel değil mi? Daha kapının kendisini görmedim çerçevesi iyiydi. Bilmiyorum belki düzeltir ya da. Bilmiyorum. Köpük kaldı içi. Köpük möpükle dolduruyor diye bir şeyler. Alçı dolduracaksın işte oraya da. Onlar yapar mı bilmiyorum. Çok sıcak. Sıcak dur. Ya Kenan. Ben
Benim çok kötü ağrıyor. Volta ilk defa böyle siliyorum. Baksana yapıştırdım kendimi. Yine dik durması lazım. Bayağı incittin o bayağı 1-2 hafta çekersin ya, hocam. Dünkü kadar değil ama. Dün felaket arabaya binemiyordum. Binemedim ha dün. Gittin ya sen bari. Ağlıya ağlıya ayağımı attım aşağıya. Ağlıyordu ki o. Erkekler can... biliyorsunuz bu konularda çok hassaslar. Bizim her yerimiz dakikalar olsa biz yine de inlemiyoruz. Kadınlar erkekler çok, çok sağlam ama acı konusunda çok hassas. Çok hassaslar aşırı. Ama vücut konusunda çok sağlamlar. Şeye Almanya'ya doğru gidiyoruz kızlar. Orada biraz dolaşırız. Adam da rahat rahat çalışsın. Bir de birkaç işim var. Ona bakarız. Dolaşırız bakalım marketleri gezelim. Yoğurt falan yok da evde birkaç yoğurt yiyeyim abi. Ben taşıyacağım aşkım. Benim yo öyle alışmış değil de. Evde var her şey. Bir şey. Evet. Ben daha yemek de yemedim. Yedim de aynen. Şey yedim. Aynen. Alman kahvaltısı yaptık. Ya. Ya peynir. Peynir bir de reçel. En sade güzel. Daha ne olacak ki değil mi? Siyah ekmek. Ya ekmeği. Öyle de doymuyorum ki. Niye lan araç yok? Yok. İyiyiz. İyiyiz. Ne olacak ya? Bilmiyorum ki aşkım. Ben de bilmiyorum. Yukarıda şey kızlar şöyle Kaufland'a geldik önce. Biraz bir buraya bakalım, ondan sonra da diğer yerlere bakarız. Hadi gel. Ver elini, anne elini tutsun. Evet, kızlar şöyle yemek yiyeceğiz Japon amcada. Ben zepseli curry coconut soup bir aldım. Azadım da noodle alacak değil mi? Can da artık kendine seçerse. Bekliyoruz. Sonra sonra da dolaşırız biraz. Evet, kızlar şeyi fark ettim Kaufland'da. Her yere alarm takmışlar hırsızlık şeyine karşı. Eskiden bunlar hiç yoktu. Demek ki ne kadar hırsızlık oluyorsa artık hep böyle şey takmışlar. Hani bundan dışarı çıkamazsın. Alarm çalıyor. Ya azat hırsızlar onunla çalmasın diye hep takmışlar öyle öyle şeyleri. Ama buralara niye takmamışlar? Onlar küçük şeyler, pahalı şeylere takmışlar. Şöyle bir bakalım. O şeyli mi aynı bizimkinden? Ama bu bizimki gibi değil. Allah mı? Bu 10 yılda alar bir daha. Şeyi, kaç şeyi kaça? 60 şey 65 şey. Ha 60 şey o uzma oluyor bizimkine de. Ama universal diye hepsini oluyor diyor. Yani 65'e kadar oluyor. Emin misin? Hı hı. Orada 24 zol şeyden 65'e kadar. Bak bizimki şöyle. Bizimki de zaten 65. Nasıl iyi bu bizimkinden dedim. Bu şurası başka. Ekstrası fazla. Allah ne olacak 19 euro. 59 eurodan düşmüş. Ya ha? Lazım zaten asacağım. Ama tamam. Bu da Philips kahve makinesi. Kaç lira? Parasız. Parası yazmıyor. Evet bize kahve makinesi Samet dedi hediye edecek de bir hatırlatsak iyi olur can. Bir gitsek Trentum'a hatırlatsak. Kahve makinesini. Gel şu tarafa da bakalım aşkım. Ha burada daha bir şey yok. Hep daha yeni yeni düzüyorlar eşyaları. Hey. Post makinası bıçaklar şu ne? Bak oven. Oven grill. He, üstüne ekmekleri koyun paranın içiymiş. Hadi gel bakalım. Yorgan izi de aynı benim fistanım. Kız benim kahverengi fistanım var ya hanım aynı onun yorgan izini yapmışlar. Zaten başka ne yapacaklar? Şöyle var. Lazım değil bana ama. Baktım ilgimi çekti. Bugün de bayağı karabalık var burası. Bakalım ne meyveler var. Yiyor. Çok sağlıklıymış şey, biliyor musun? Bizim bahçedekinde de bir sürü çıkmış biliyor musun? Hemen arkasında. He o biliyorum da bunlar çok iri. Al yiyorsunuz. Çok sağlıklıymış meyve. Ya çok yiyorlar. Çocuklar hep seviyor bunu. Alındım. Aldık meyveyi. Ama çürük var içinde bir sürü. En alttakinden bakacağız. Al şunlar indi. 3 euro kocaman. Allah'ım. Bakın. Şu da ezilmiş. Şuna bakalım. İyi görünüyor. Ha bu iyi görünüyor. Bir tane alalım kızlar. Allah hepsi aynı zaten de. Allah Allah. Hangisine baksan ezilmiş ki. Ha bu da açık. Oo. Şu nasıl? Ha bu da ezilmiş. Bu da ezik, bu da ezik, bu da ezik. Ezilmiş maalesef. Küçük küçüklerden. Şurada mı? Orada mı? Azadım gel aşkım.
diyorlar. Bakacağız kızlar, o diyorlar bitmiş. Şu var. Max bakıyor. Ha şu. Aynen. Ups. Bunlar acayip bu iyi kızlar ya. Şu erkeklerinki ne terletiyor ne bir şey yapıyor. Aşırı derecede memnun kalacak. Ama kadınlarınki bitmiş mi? Aha, bizim kullandığımız da bu. Bak burada 4 euro. Hayır, bu şeyli üstü böyle olan. O ya, belki emin misin? Ya o. O aşkım, aynısı. Başka yok çeşitleri. Bunlar kadınların. Ve şu da güzel. Ben de bir tane alayım. Benim de az kalmış. Şundan da kullandım. Bu da çok iyiydi ama bu daha bir iyi. Bana hiçbir şey etketmedi, bu etketti. Etti değil mi? Faydasını gördük yani. Biz de Sara'dan gördük. Hem bir de parfüm gibi kokuyor. Hem de kokusu çok güzel. Hiç de gitmiyor. Tüm gün boyunca öyle kokuyorsunuz. Şundan alak bir tane de. Öyle başka da bir şey lazım değildi. Evet. Bir sürü çeşit var işte ya. Deneyeceksiniz. Hangisi evet, sizin vücudunuza iyi geliyorsa. Aferin, belki bu da iyi geliyorsa. Tabii ki denemek lazım. Premium kalite. He. Bilemezsin. Deneyeceksin işte, hangisi sana iyi geliyorsa onu kullanacaksın. Ben bunu biz Sara'dan gördük. Kullandım, çok beğendim. Ben normalde başka bir marka kullanıyordum. O da çok iyiydi ama bu onu geçti. Thank you. Evet, hadi kızlar, ufak tefek de bir şeyler aldık. Yoğurt falan aldım. Pizzalar inmişti. Şimdi Sedacığım olsaydı gide dede kız Narebi gelip pizzaları almadım bizden deyip o bana bir pizza verecekti. Gideceğiz ya, şimdi Türkiye'deler, gelsinler de. Aynen, bu hafta giderdik de yoklar. Bir kere yine daha böyle arkada 2 gün boş olursan gideriz. Tirol tarafındalar. Evet, hem bir de orada şey, tren tohum var, oraya da gideceğim. Orada tas tabaklar varmış can. Ya. Kaçırmamam lazım. Değil mi Azat? Abi makinesini de unutma ya. Yok, bir ara belki Samet'e uğrarız hafta için. Bir sorarız hani sandalyelerimiz falan ne zaman geliyor. Sandalyeler sipariş edildi ya, onlar yanlış gelmişti. Bir de birkaç kişimize eksikti. Biz şu para falan gittiğimizi alıyoruz. Arabanın bagajında Azat oturuyor, yere ver yiyoruz. Ha. Değil mi Azat? Hadi dışarıda. Yine bağcı oturacağım. Tamam, hadi gidelim. Evet kızlar, gelmişken şöyle bir de Wolfurt'a bakalım. Orada bilmiyorum kamera çekebilir miyim? Çünkü bazı kadın oluyor, bırakıyor, soruyor. İzin veriyor, bazısı da yok diyor. Anne, sen annen. Anne gel. Allah. Azadım zıp zıpladı. Değil mi Kubani? Hava da iyi. Bir yağmur yağdı da sabah. Ya Kerem. Şimdi baya geri şey oldu. Şey kapanmasın da postane. Yok, postane 6'da kapanıyor aşkım. De postaneye uğramamız lazım. Sen mi vurdun bana? Abo. Anne, bana da. Şöyle bir biraz bakalım kızlar. Hani neler var. Bakayım, güzel çiçek varsa büyük vazoma bir şey koymak istiyorum da. Gönlüme göre bir şey bulamadım. Hep böyle hasırlı şeyler gelmiş. Dekorlar falan gelmiş. Şöyle eski şeylerden gelmiş. Ana, biz bunları çok eskiden kullanırdık. Biz bu tepsileri falan. Allah'a. Şimdi geri modaya gelmiş. Ana, Türkiye'den geliyor. Baksana, Türk bayrağı. Aa, bunlar hep Türkiye'den geliyor kızlar. Aa, bak, berfeyi aldım tahtadan. Ondan gelmiş. Servis başlıkları. Değişik şeyler gelmiş. Nasıl, kaseler de çok güzel. Baksana 2.50'ye. Gayet güzel değil mi? Şık duruyorlar. Bakalım bir neler var. İşte tatlı duruyormuş. Şibonsay ağacı. Mutfak işleri işte, kıvır zıvır. Aklınıza ne gelirse her şey geliyor. Her şey var. Mustafa Bey bizi çağırdı. Ne istiyorsun? Ha, o kağıt, evet, o bize illaki belki lazım olur. Boya moya için. Bu da kağıt bant 3 euro. O da genişi değil mi? Bu da şeyle yani biraz böyle daha iyisi. Tüm setle olmuyorlar mı acaba? Öbür benim normal pamblanj bantım da bitmiş.
Bir tane şu kare siyahlıdan alsana. Şundan mı? Yok, altta var ya kahverengi. Şundan. Bir ondan al. Bir de şu gribantımız da hiç yok. Şundan bir alacaksın mı? Alacağım mecbur. En uygun yine burası. Şu kariden de bir tane al. İncesi işte. Heh. O lazım oluyor. Bazen bir şeyler sağlıyor. Azat bol bol artık. Azat görmesin. Sağlıyor billa gidiyor buluyor. Al yapıştır. O clever herhalde. Şey bu. Onlar hiç iyi olmuyor. Bizde var onlardan. Bauhaus almıştık. Onlar daha iyi. Öyle bir bakalım. Sonra zaten evde de gösteririm. Kaç iyi neler aldığımı. Buzdolabım için güzel şeyler arıyorum. Daha bak burada da varmış bundan ama benimki daha var. Bizler şöyle çok laylonlu su çekiyor. Evet kızlar, şöyle kahve fincanlarına bakıyor mu? Şu orta boylar çok hoşuma gitti de hiç böyle güzel misafir orta boy fincanım yok. Şöylece ama pahalı ya bu şekilde baksanıza. Altlıyla birlikte alsam 4 euro bir tanesi böyle. 4, 8, 12, o 30-40 euroyu buluyor 6 kişilik bir fincan seti. O da benim için pahalı. Hiç başka da güzel bir seçenek de yok. Onları belki 10. ayda Türkiye'de bakarım. Ya şöyle beyaz olanlar ne kadar? Bakmak lazım. Aa buradalar buzdolap kapları. Aa, bak yuvarlığı da var. Bu dönüyor biliyor musun? Böyle dolabın içine koyun. Ana bundan aslında ben soslar için alayım bir tane. Çekmeceme aynen. Şunlar da çok hoşuma gidiyor. Ama işte buzdolabını ölçmedim hiç. Şöyle dolabın içine koyun. Güzel oluyor ya da makyaj için falan da çok güzel. Bak şöyle küçük küçük de var böyle rujlarını. Şunu bunu koyuyorlar ya. Sara dün mızırdanıyordu ki. Makyajlarımı koyacak şeyim yok diye. Ben buzdolabımı ölçeyim de şu tarz şeylerden almak istiyorum. Yani bunlar değil de bunların buzdolap olan içinde var. Ama bunlar böyle makyajla falan da kullanabilirsiniz. Kızlar. Valla bunlar çok güzel oluyor. Ha şu güzelmiş. Bak bir tane böyle sos için. Şu bir tanesini alayım. Valla güzel. Bak şu işte çok güzel. Dediğim gibi ölçüsünü bilmem lazım. Bu şekilde bu uzunlukta buzdolabıma girerse iyi. Ama girmez. Ölçmem lazım. Ölçmeden de almak istemiyorum. Şu beyazlar da var da. Hadi bakalım şu hoşuma gitti alayım. Soslar için. Hem de dönüyor. Yapışkan almış. Hadi bakalım. Kızlar bakın yerdeki tozu görüyorsunuz. Bak sabah 8.30'da geldi. Bir de 8.30'da mı geldi? İkiye gitti. 8.30'da sadece şu iki çerçeveyi bitirmiş. Bir de not bırakmış ki perşembe günü geleceğim diye. Çok yavaş çalışıyor. Ne yapsın? Ama güzel yapmış yazık. Çerçeve ayarlarmış. Köpük falan sıkmış aralarına. Can. Köpüğü sıkmış. Aşkım dur be. Bakalım bir nasıl yapmış çerçevesini. Ha parçalarının birazı da orada. Yerleri görüyorsunuz değil mi kızlar? Her taraf berbat. Azat'ı aşağıya götüreceğim Azat'ı. Bisiklet sürecek illa aşağıda. Biraz onu oynatayım. Ha, kapının şuraları falan da hep işte dolanacak geri. Hey can. Geliyorum ben. Demiş süpürgeyi tak tabi buraları biraz bir süpüre kız bir evin halini görüyorsunuz. Şu şeyleri söktü. Ama herhal perşembe günü gelirse bu kadar toz toprak olmaz. Normalde bak şuraları falan hep örtmesi lazımdı. Öylece çalışıyorlar işte. Her şeyi yeniden yıkamam lazım şu bazılarımı falan. Yapacak bir şey yok kızlar mecbur ne yapacaksın. İnşaat bitmedi ki evde bir temizlensin. Sana böyle bir göstereyim neler aldığımı. Zaten görmüştünüz aşağı yukarı da biraz zepse, yoğurt, süt falan aldım. Meyve biraz zeytinyağım yoktu şu rapsölden 2 tane aldım. Sirke esansı aldım bu çeşmenin önüne falan tencerelere bazen her şeye kullanabiliyorsunuz. Salatalara da katılıyor bildiğiniz gibi. Şöyle az bir şey yerleştireyim şunları. Sonra Can'dan aşağı gideceğiz. Bahçeye azıcık biraz bisiklet sürecek. İşte kapılar yazık böyle yapmış da bakalım.
Buraları ne yapacağız bakayım. Buralar böyle kaldı. Bura çıkık mı kalacak? Hadi diyorsunuz ki her yere panel yaptın. Bak şunun mesafesine. Yerin bu, bak şu kadar kalın bu tarafta. Ben burayı nasıl kırayım da düz yapayım da kağıt ya da boya yapayım. Mecbur. Ya fayans yapılacak şuradan. Şuraya böyle L şeklinde. Ya da o tahtalardan alıp yapıştıracaksın görüntüleri kapatmak için. Kızlar, benim duvarlarım dümdüz de mi ben güzel güzel boyalayıp indirmedik? Değil işte. Ne yapalım? Bizim evimizde bu kadar. Elimizden bu kadar geliyor. Bu kadar bir evimiz olduğuna da şükrediyoruz. Kurban olduğum Rabbim, ne yapar? Öyle işte, saray değil, villa değil. Değil mi Azacığım? Koskoca bahçeli bir ev değil. Alt tarafı 95 kvadratmetrelik bir evimiz. Onu da elimizden geldikçe düzeltmeye çalışıyoruz işte. Ne yapalım başka? Hadi kızlar. Ay bekle. Tutaydın kız. Sevinç. Sevinç bana şu güzel çiçeği almış. Bakkala gittik geldi. Şöyle camları kısırmış. Elimde düşeceğim. Şimdi, vallahi kısırımızı mundar edeceğim. Durdu kız, düşüyor. Evet, tutayım şu güzel tabağıma da kısırdırıyor. İlk koyacak. Her dün de lazanya da yapmıştı. Simiş biz bahçeden geldik ki lazanya yapmış. Ya, güzelim mangalı yemiyorlar. Bir de sulu olmuş lazanya. Tuzlu mu olmuş? Ya, ama güzel tadı. Valla yediniz mi? Ben limonla götürürüm onu. Yo yo, lazanyaya diyor. Ha. Yok, kısır güzel. Ben de bu vlogumu bu şekilde bu güzel kısırla kapatayım. Sizler de Allah'a emanet edin. Elim ağrıdı. Kendinize iyi bakın diyorum. Yarınki videoda da sus yapmadık. Görüşmek dileğiyle. Süslersin, sonra taban resmini kızlara gösterir. Öbür kısırı da koysana hepsini kızım. Koy kız hepsini.